Kıymetli izleyicilerimiz, Osman Elindeki serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda genç girişimci Selçuk Bey var. Selçuk Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bugün aslında çok niş bir alandan bahsedeceğiz. Ama öncesinde genç girişimci Selçuk Bey kimdir? Onu bir tanımak istiyoruz. Ben Selçuk Salar ismim. İstanbul'dan taşındım, geldim buraya. 2015 yılında başladım ben ağız kokusu üretimine. 7 yıl boyunca şu an bugüne kadar geldim. 3 sene boyunca araştırma geliştirme şeklinde ben uğraştım. Ondan sonra bir yandan satışları başlattım. Sosyal medya üzerinden satışlar yaptım. Son 4 senedir de daha aktif olarak daha çok insana ulaştım. Bu şekilde daha fazla nasıl kendimden bahsedeyim size? Aslında şöyle, biz sizin Kopuz projesinin mimarı olduğunuzu biliyoruz. Seyircilerimiz henüz bilmiyor ama siz Kopuz'u Türkiye'de ilk üreten isimsiniz değil mi? Paslanmaz şekilde ilk defa üreten benim. Anlıyorum. 23 yaşında başladınız. Evet, 23 yaşında başladım. Daha öncesinde bir kişi daha üretmiş ama daha kalitesi düşük. Daha az insan tercih ediyor. Ben ürettikten sonra diğer işte kaliteyi gören insanlar beni tercih etmeye başladı. Bu da bir ihtiyaçtan doğdu. Anlıyorum. Peki aslında Kopuz nedir? Kopuz'un kısa bir tanımını yapsak. Kopuz Orta Asya kökenli bir müzik aletidir. Eski Türk kültüründe, şamanizmde daha çok kötü enerjiyi yaymak üzere kullanılmış. Günümüze kadar da müzik aleti olarak gelmiştir. Şu anda da efekt aleti olarak kullanılıyor. Bu şekilde. Anlıyorum. Peki burada satışlarınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Neye göre gerçekleştiriyorsunuz? Burada çeşit çeşit kopuz var önümüzde. Neye göre gerçekleştiriyorum? Şimdi modeller var. Modellere göre mesela Ay Yıldızlı model. Bu Türkiye'yi temsil ediyor tabii ki de. Bu şekilde başlattım ben, model olarak başlattım. Ondan sonra da nasıl ses çıkar, bu aletten nasıl ses çıkar, onun hakkında araştırma, bilgi toplayarak kendimi geliştirdim ve üretime başladım. Anlıyorum. Peki talepler ne şekilde? İlgi görüyor musunuz gerçekten? Gerçekten bayağı ilgi görüyorum Türkiye'de. Yurt dışından da isteyen oluyor. Ama onları gönderemiyorum henüz, maalesef. Türkiye'den gayet çok olumlu etkiler aldım. Yani aslında diyorsunuz ki tabii ki talep var ama taleplerin yanı sıra geri dönüşler de gayet olumlu oluyor. Evet, kayıt olarak, ses olarak, materyal olarak kalitesi en üstün seviyede. Peki sizi bir üretici olarak, yerli bir üretici olarak diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Yerli üretici olarak bu paslanmaz çelik oluyor. Paslanmaz çelik, gövdesi paslanmaz. İçinde yağ çeliği var. Bu yağ çeliği bütün dünyadaki kopuzda da dahil olmak üzere paslanabilen bir çelik. O yüzden bunun bakımını ve temizliğini yaptığınız zaman uzun ömürlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun da ben not kart yazıyorum her kişiye gönderirken, temizliğini ve bakımını yapsın diye. Bu şekilde tercih ediyorlar beni de. Anlıyorum. Sadece peki Osman Eline mi ya da sadece Bilecik'e mi hizmet veriyorsunuz? Türkiye'nin her yanına gönderim sağlayabiliyor muyuz biz? Evet, Türkiye'nin her yanına gönderim sağlıyoruz. Kargo ücreti olarak da ben karşılıyorum. Şekilde. Anlıyorum. Peki sosyal medya hesaplarımız illaki istenecektir. Ben talebin çok olacağını düşünüyorum. Bundan sonra daha da fazla olacağını düşünüyorum. Öncesinde baz alarak. Peki size nasıl ulaşabiliriz biz? Sosyal medya üzerinden, Instagram sayfamdan, Salar Kopuz üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Facebook'ta da var aynı şekilde. Bir de web sitem var. www.agiskopuz.com. Buradan da ulaşabilirler. Ayrıca sipariş verebilirler. Modelleri, boyutları, çeşitleri inceleyebilirler.
Tabii biz üzülerek röportajımızın sonuna geliyoruz ancak Selçuk Bey'e sormak istiyorum. Kapatmadan önce yayınımızı, bizlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Atalarımızdan gelen bu müzik aleti şu an günümüze kadar da modernize edilerek, şu anda ben modernize ederek bu kültürü buralara kadar taşıdım. Bunu söylemek isterim. Herkesin de işlerinde bu şekilde davranmasını dilerim. Bizi bu ortamda bu kadar güzel bir şekilde ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.